Değerli izleyenler merhaba. Üniversite adaylarının heyecanla beklediği yüksek öğretime geçiş sınavı için süre yaklaştı ve biz de bugün sınav kaygısıyla baş etmenin yolları neler? Bunlara değineceğiz. Konuğumuz uzman psikolog Filiz Yakmaz Basılgan. Sorularınız için 0224 211 1075'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Filiz Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Girişte de dediğimiz gibi hafta sonu öğrenciler üniversiteye geçişin ilk adımını atmış olacaklar aslında bu sınavla birlikte ve sınav süresi yaklaştıkça biz bugün buna sınav kaygısı dedik ama heyecan, kaygı artış gösterebiliyor. İlk olarak isterseniz sınav kaygısı nedir? Den önce kaygı nedir? Bunu öğrenelim sizden. Kaygı kişinin belli bir uyaran karşısında duygusal, fiziksel, bilişsel, zihinsel verdiği belirgin uyarılmışlık halidir aslında. Hı hı. Sınav kaygısı da tabii bir kaygı bozukluğunun bir türüdür. Lise öğrencilerinin mesleklerini belirlediği, gelecekle ilgili planlarını yaptıkları ve hedefledikleri bir sınavla karşı karşıya kaldıkları, bu böyle bir dönemde yaşadıkları belirsizlik dönemi aslında birazcık da. Bu dönemde yaşadıkları anksiyete halidir. Hı hı. Ki bununla ilgili herhalde birçok veli, öğrencisi, çocuğunu getiriyor sanırım sizlere. Evet. Birçok örnekle karşılaşıyorsunuz sanırım. Neden dolayı peki sınav kaygısı oluyor kişilerde, çocuklarda? Tabii birçok nedeni var. Kişiyle ilgili tarafı var, çevreyle ilgili bir tarafı var. Ama özellikle kişinin kendisi, kendi kişilik yapısı, kendi çevreyle olan etkileşimi sonucu içselleştirdiği şeylerle alakalı bir boyut var. Mükemmeliyetçi kişilik yapısı bunda çok etkili. Çevrenin, anne babanın kendi kaygılarını çocuğa yansıttıkları bir boyut var. O önemli. Annenin beklentisi, babanın beklentisi, ailedeki diğer bireylerin çocuk üzerindeki beklentilerinin çocuğa yansıdığı oran kaygıyı yine yaratabiliyor. Kaygının başka nedenleri de var tabii. Çalışma sistemiyle ilgili bir yeterince ve doğru çalışmamış olmak ya da zamanı doğru değerlendirmemiş olmanın getirdiği hani yetersizlik duygusu ama kişilik yapısı burada önemli. Mükemmeliyetçi yapısı, kişilik yapısı, beklenti düzeyiyle ilgili ya da kendi öz değerlendirmesini ya da benlik algısını yeterli görmemek ya da yanlış algılamak bu da önemli bir şey. Bu ve bilişsel anlamda da genelde negatife yoran bir bilişsel hatalı bir düşünce yapısına da sahip olmak da önemli. Bunlar genelde kaygıyı tetikleyen unsurlardır diyebiliriz. Hı hı. Peki anneler, babalar çocuğunda oluşan sorunu fark edip mi getiriyorlar yoksa çocuk bir sınava girecek, bunun kaygısını yaşamasın diye önceden bir önlem almak için mi daha çok başvuruyorlar? Ya da burada belirtiler belli midir çocukta oluşan evet. Kaygının belirtileri? Aslında genel olarak kaygının bir takım belirtileri var tabii. Hı hı. Sınav kaygısıyla ilgili olarak da bazı şeyler ortaya çıkabiliyor. Genel olarak kaygının mesela duygusal belirtileri var, fiziksel belirtileri var, bilişsel anlamda belirtileri var. Mesela fiziksel belirtilerini sayacak olursak işte mide bulantısı, karın ağrısı, ya da işte çok sık idrara gitmek, işte çok terlemek ya da tükürük salgısında azalma, ağzım dilim kurudu der bazen mesela. Baş ağrıları, yorgunluk, halsizlik ya da psikolojik anlamda da bir takım belirtiler ortaya çıkar. Mesela gerginlik, mutsuzluk, memnuniyetsizlik, isteksizlik, yaşamdan tat almama halleri, heyecan hali, umutsuzluk, çaresizlik bu tür belirtiler de ortaya çıkabiliyor. Ya da zihinsel bir takım belirtiler çıkabiliyor. Bunlar da özellikle dikkat ve konsantrasyonla ilgili, dikkatini bir süre ve bir işte toparlamakta zorlanma, hı hı. Bazen sınavı başından sonuna kadar tamamlayamamak gibi şeyler olabiliyor. Ki sınava hazırlananlar için en büyük kaygı oluşturacak durumlardan biri de herhalde bu. Tabii, değil mi? Dikkatini tabii. Toparlayamaması, konsantre olamaması. Evet, evet. Aşırı uyarılmışlık hali. İşte bu da tabii bir süre belli bir işte sabat edememeye neden olabilir. Hı hı. Bütün bunların sonucunda da davranışsal bir takım belirtiler ortaya çıkar. Bu da kaçınma davranışı, kaçma davranışı ya da erteleme davranışı. Ve bazen de bu tür durumlar eğer çok fazlaysa işte belirtiler çok fazlaysa hatta bu durumdan tamamen uzaklaşma. Yani sınav stresi o kadar çok artmış duruma geliyor ki davranışsal boyutta artık bu durumdan uzaklaşma. Sınavı terk edip gitmek gibi ya da sınavla ilgili hiçbir şeyi artık duymak istememek gibi, çalışmayı bırakmak gibi bir takım daha uç durumlarda ortaya çıkabiliyor davranışsal boyuttaki belirtilerde. Hı hı. Bunlar sınav esnasında olabilecek. Tabii annelerin
o an fark etmesinin fark edemeyebiliyorlar aileler. Peki öncesinde bu belirtilerle fark edebilirler. Tabii çok evde fazlaca. Evde olan durumu gözleyip de fark edebilirler sanırım, değil mi? Evet, bu boyutta sınavı bırakıp gidebilecek kadar kaygı düzeyi yükselmiş zaten öğrencilerimizin. Görüyoruz ki çok daha öncesinden kaygıların aslında belirten davranışları olduğu, işte bu fiziksel anlamda, psikolojik anlamda, zihinsel anlamda bir takım belirtilerin zaten çok fazlaca yaşadığını görüyoruz. Yani birdenbire pat sınav esnasında sınavı bırakıp terk etmek gibi sadece ortaya çıktığını görmüyoruz. Çok daha önceleri, çok daha belki bir yıl önce, iki yıl önce, çok daha erken yaş dönemleri de belki minik minik bulgular olabilir ama belirgin olmayabilir. Ama bu sınav dönemi veya bir yıl önce sınavla ilgili artık yaklaşımların, konuşmaların artık işte lise 2'de, 3'de, 4'te artık buraya doğru bir hazırlığın olduğu dönemlerde görüyoruz ki öğrencilerde artık bir takım hareketlenmeler başlıyor. Başarı düzeyinde değişmeler başlıyor, düşmeye başlıyor. Hı hı. Ya da bir takım somatik yakınmalar başlayabiliyor. İşte karın ağrısı, mide bulantısı, sık tuvalete gitmek gibi. Aslında bakıyorsunuz ki işte bir hekim araştırmasına baktığı zaman altında bir şey bulabiliyor. Fiziksel bir organik bir şey çıkmıyor tamamen. Kaygı bulguları bunlar. Hı hı. Bir süre sonra da biz tabii görmüş oluyoruz. Evet, kaygıyı aslında sınav kaygısını biz bugün olumsuz yönde etkileyebilir diye konuşuyoruz. Fakat kaygı bir yandan baktığımızda da kişilerde olması gereken bir şey sanırım, değil mi? Dozunda olduğu sürece. Evet, aslında kaygı bir yaşam motivasyonu olması gerekir. Her noktada bizim de ihtiyacımız olan bir şey. Biz bir sunum yaparken ya da bir konuşma yaparken bir seminerde eğer o minik kaygıyı hissetmezsek, olumlu kaygı ya da pozitif kaygı dediğimiz o boyutu hissetmezsek zaten öncesinde onunla ilgili bir çalışma da yapmamış oluruz. Hı-hı. Ya da bir sınava gireceksek, işte ders anlatacaksak onunla ilgili bir heyecan hissetmediğimiz şey de bilgilerimizin toparlanması, bilgi depomuzdan o bilgileri transfer edip bize tekrar o anda hatırlamamızı sağlayan süreci de işletmemiş oluyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bir arkadaşımızla sohbet ederken konuştuğumuz, çok keyfimizin yerinde olduğu, hiçbir o konuyla ilgili bir şey konuşmadığımız bir zaman dilimindeki motivasyonla bir konuyu anlatacak ya da sınava girecek gibi yaşadığımız motivasyon arasında bir fark olmalı. O pozitif kaygının olması gerekiyor çünkü öğrenme açısından da yararlı. Yani hiçbir heyecan ve istek hissetmediğiniz bir şeyi öğrenemiyorsunuz da. Öğrenme sürecini de olumsuz etkiliyor kaygı yoksa. Sıfır kaygı da öğrenme de olamıyor. Biraz kaygı olması gerekiyor. Bilgiyi o depodan geri çağırmak açısından da önemli. Sınav esnasında o bilgiyi kullanabilmek açısından biraz kaygı gerekiyor. Ya da bir sunum, seminer vereceksiniz, sunum yapacaksınız, bir toplantı yapacaksınız. O minik kaygının olması gerekiyor. Bilgilerin istediğiniz zamanda o içerik sırasına göre sunabilmeniz, verebilmeniz için. Ama siz bir arkadaşınızla sohbet ederken, kahve içerken bu kaygıyı yaşamazsınız. O sunumun içeriğini zaten hatırlamazsınız. Öyle bir kaygınız yok. Dolayısıyla bu ayrım, yani sıfır kaygı aradığımız bir şey değil. Bize gelen zaten öğrenci arkadaşlarımızla biz çalışırken de onların kaygılarını sıfırlamak gibi bir isteğimiz yok. Onlarla da bunu konuşuyoruz zaten. Ama yüksek düzeydeki kaygı, işte negatif kaygı dediğimiz işleri karıştıran kaygının da aşağı çekilmesi gerekiyor. Çünkü bir öğrencinin eğer ki sınav gibi bir hedefi varsa ya da bir başkasının da çalışmak gibi bir hedefi olabilir. Öğrencilerimiz açısından o sınavı çalışmak açısından bir plan yapması gerekiyor. Plan açısından bir motivasyon gerekiyor. Bunun için de bir kaygı gerekiyor. İşte o kaygı eğer istenilen o pozitif kaygının ötesinde daha yüksek boyuttaysa o öğrencinin masaya oturmasını zaten engeller. Otursa da sürdürmesini engeller. Çalışmakta konsantrasyon problemi yaşar dedik az önce. Dikkatini toparlamakta zorlanır. Ve bütün bunlar yaşanırken bir sürü zihinsel süreç de devreye girer. İşte yapamayacağım, beceremeyeceğim, olmuyor. Oturdum, bir saat çalışamadım, kalkıyorum. İşte yapamayacağım galiba, bu işi ben toparlayamayacağım. İşte başkalarını tabii değerlendirmeye başlıyor. Bu negatif düşünceler devreye girdiği için bu sefer de işte falanca sınıftakiler ya da şu kadar soru çözdüler ben çözemedim. Bu tür düşüncelerle zaten masada oturup belli bir süre
verimli bir ders çalışması mümkün olamıyor. Yani kaygıyla birlikte olumlu ya da olumsuz düşünceler mi ortaya çıkmış oluyor aslında? Aynen. Yüksek kaygı düzeyi bu negatif düşünceleri de tetikliyor. Hı-hı. Negatif düşünceler kaygının düzeyini arttırıyor. Bu sefer fizyolojik belirtiler de artıyor. Kalp çarpması artıyor, nabız yükseliyor, ağız dili kuruyor, işte dikkat konsantrasyon bozuluyor ve bunun süregen halde olduğunu düşünün. Genel bir performans düşüklüğü. İşte yüksek kaygının böyle negatif bir etkisi var. Başarı düzeyi kaygı arttıkça artıyor. Başarı artıyor, kaygı artıyor. Başarı artıyor, kaygı artıyor. Kaygı arttıkça biraz daha fazla olması gerekenin ötesinde bu sefer başarı tam tersi yönde bir grafik sergileyerek ters orantı şekilde başarı düşüyor, kaygı arttıkça. Hı hı. Peki burada olumsuz düşüncelerle başa çıkmanın yolları neler olabilir? Çünkü kaygının artmasıyla birlikte o düşünceler de artış evet. gösteriyor. Buna dur demenin yolu var mıdır? Evet, bunu eğer sistematik bir şekilde negatif düşünmek söz konusuysa bir terapötik destek almak gerekiyor. Yani her şekilde düşük benlik algısı söz konusuysa ya da her şeyi negatif algılıyorsa ve sürekli ben yapamayacağım, başaramayacağım, beceremeyeceğim, işte herkes benden çok iyi, herkes şu kadar çalışıyor, ben çalışamıyorum deyip ve bu konsantre olmasına engel oluyorsa, çalışmasına engel oluyorsa, bunu da gözlüyorsa bu bir destek gerektiren bir durum. Az önce söylediğimiz belirti ve bulgular da olabilir, olmayabilir ama bu düşünce boyutu da destek almayı gerektirebilecek bir boyut. Ama bundan daha hafif olanları kişi kendi kontrol edebilir. Yani kendisine kendi içsel süreçleriyle ilgili telkinler verebilir. Yani evet bir şeyler kötü gidebilir ama iyi gittiği zamanlar da olmuştur muhakkak. Bazı deneme sınavları kötü olmuştur sonucu. Ama muhakkak genel bir artış vardır. Yani diyelim ki genç arkadaşlarımız Ağustos, Eylül dönemlerinde çalışmaya başlıyorlar. O dönemki çalışma performanslarına baktıkları zaman daha altlarda bir işte deneme sonucu ya da netler çıkarırken işte bunu Kasım, Aralık, Ocak dönemlerinde görüyorlar ki çok daha iyi bir yere getiriyorlar bunu. Konular artmış olmasına rağmen, daha fazla şey görüyor olmalarına rağmen, daha yüksek bir performans göstermeleri gereken bir süreç içinde olmaları oldukları halde. Mesela okula gidiyorlar, dershaneye gidiyorlar, hatta özel ders alanlar var. Bir sürü yoğun bir tempo içindeler. Buna rağmen böyle grafiğin yükseldiğini görüyorlar. Ama buna rağmen şunu söyleyebiliyorlar. Yeterli değilim. Yapamıyorum. Başaramıyorum. Bu mükemmelliyetçilik kısmına mı giriyor? Evet. Hani yapıp da bunu görmezden gelmek. Evet. Yapıp görmezden geliyor. Yetersiz buluyor. Halbuki mevcut yani sıfırken işte bir yıl önce ya da yaz dönemi itibariyle başladığı zaman çalışmaya, sonbaharda başladığı zaman sıfırdan işte 40, 50, 60, 70, 80 gibi düşünürsek, eğer 100'e kadar düşünürsek grafiği, 40'ı yetersiz buluyor. İşte hep 100. Ama 0 ile 100 arasında bir sürü puan var. 10 var, 20 var, 40 var, 50 var, 60, 70, 80. Eğer ki işte burada ya hep ya hiç olumsuz yanlış düşünme ya da hatalı düşünme sistemi var. Ya 0, hiç yapamıyorum ya da başarılıysam 100 almış olacağım diyor. Halbuki 100 ile 0 arasında geçen bir sürü puan var. Hı hı. Değil mi? 70 var, 80 var, 90 var. Yani 100 olmayabilir, 90 da olabilir, 80 de olabilir. Bunlar da başarı. Ve ondan öncekileri de toparlayarak gelmiştir. Onlar da bir birikimdir. Onun için değerdir. Ama genellikle mükemmeliyetçi kişilik yapıları zaten çok fazla kaygı yaşayabiliyorlar. Ve o öncekileri görmüyor. Görmek istemiyor. 100'ü hedeflemiştir. Ve 100 yoksa de sonuç sıfırdır. Halbuki 90 da olmuş olabilir. 80 de çok iyidir. Değil mi? Peki netinde ya da puanında artış görmeyen kişilerde nasıl kaygı oluyor? Onlarla da karşılaşıyor musunuz? Yoksa daha çok bunun gibi sorunlarla mı karşılaşıyorsunuz? Tabii aslında kaygının önemli nedenlerinden bir tanesi de aslında yeterince çalışmamaktır. Hı hı. Yani sürekli yüksek düzeyde çalışanlardan hariç yeterince çalışmayanlar da yüksek düzeyde heyecan ve kaygı yaşarlar. Evet. Ve zamanı iyi değerlendirmemiş, zaman yönetimi konusunda sorun yaşayanlar da bu konuda sorun yaşarlar. Çünkü zaten yeterince bir yani hedef, yüksek bir hedef koymuştur kendisine ama yeterince onunla eşdeğer bir performans söz konusu değildir.
Böyle bir durumda da heyecan söz konusudur. O zaman bu kişilerin sınav öncesinde ders çalışma sistemlerini, alışkanlıklarını, ders çalışma ortamlarını, zaman yönetimini, zamanınızı değerlendiriyor, gözden geçirmeleri gerekir. Bu önemli bir şeydir. Yani hem işte şu düzeyde bir çıta belirleyip hem de minimum düzeyde bir çaba sarf edildiği zaman hani oraya ulaşılacak süre çok uzar. Yani bu sene olmayabilir, demek ki seneye olacak. Ama yine de seneye olacaksa da onun sistematiği doğru bir sistematik mi? Doğru bir şekilde çalışılıyor mu? Yeterli, hani 10 adım gidilecek ama o 10 adım için uygun bir program yapılmış mı? Gözden geçirmek gerekiyor. Burada program için yardımcı olunması gerekiyor sanırım bu kişilere, değil mi? Çünkü evet, çalışmadığının farkında ama belli bir düzende oturtamadığı için bu kaygıyı yaşıyor galiba, değil mi? Bu kişiler daha çok. Evet, çalışma ortamı ile ilgili, ders çalışma sistemi ile ilgili. Belki bu konuda öğretmenlerinden alabilecekleri destekler, evet, işlerine yarayabilir. Ama bazen bunların haricinde aile ortamıyla da alakalı sorunlar da olabilir. Yani bu konuda ailenin de düzenlenmiş olması gerekiyor. Ailede bazı sorunlar varsa bu da bir problem. Hem çocuğun kaygısını arttırmak adına hem de istediği hedefe ulaşmak açısından problem yaratacak şeylerdir. Yani evdeki sorunlar da yansıyabiliyor mu çocuktaki kaygıya, evdeki problemler, ya da aileler sınav döneminde baskı uygulayabiliyor çocuklara, bunlar mı yansıyor kaygısına? Evet, aileler baskı her aile için denilemez ama her ailenin farklı dinamikleri var tabii, evet, farklı yaklaşım tarzları var. Ailenin kendi içindeki kaygı özellikle çok fazla yansıyabiliyor. Yani nereyi kazanıp kazanmayacağını, kaç puan alıp almayacağını çok fazlaca önemseyen aileler ya da işte kaç deneme çözdü, kaç soru, kaç yanlış oldu, kaçı doğru oldu, bugün kaç tane çözdü gibi an be an takip eden ebeveynler zaten kaygılı ailelerdir. Genelde bu konuda anneler birinci sıradadır. Dolayısıyla da çocukların buradan böyle kaygılı bir ebeveynden böyle mesajlar almaması mümkün değildir. O kaygı çocuğa da yansır. Beklenti düzeyinin yüksek olduğunu fark eder ve beklentisi çocuğun da bol annesinin üzerine çıkar hatta. Yani annem şunu bekliyorsa daha da iyisini. Evet. Çünkü iyi çocuk olmak adına yapmaya çalışır bunu. Onay almak adına yapar ve o zaman kaygı düzeyi daha da artar. Belki de olması gereken yer orası değil. Ya da yapabileceği o değil. Daha farklıdır. Ya da alan olarak anne işte mimar olsun der ama çocuğun sosyal bilimleri çok daha güçlü. O alanda daha kendini ifade edebiliyor. Daha başarılı olabilecek bir karakteri var, yapısı var, ifadesi var, böyle bir duygusal zekası var. Bu anlamda ailelerin hani kendi istekleri çocukların hedeflerini de yanıltıp şaşırtabiliyor ve aynı zamanda kaygılarını da yükseltebiliyor. Evet, bu aile açısından bakacak olursak kıyaslamalar ne şekilde etkiliyor çocukları? Genelde bunu çok sık duyarız ya, başkalarıyla evet, kıyaslamak da çok rahatsız edebilir, kaygı oluşturabilir diye çok sık duyuyoruz bunu. Evet, hem kaygı hem öfke yaratıyor aslında bu durum. İşte amca, dayı, hala, teyzem çocukları ya da kuzenler ya da komşu ya da evet, çok uzaktan akrabanın bilmem torunu falanca yeri kazanmıştır. İşte şu şöyle çalışmıştır, böyle yapmıştır işte gibi. Hatta davranışsal olarak da çalışma performansı olarak da her şekilde de kıyaslandığı durumlar olur. Bu çocukta hem öfke yaratır, hem kaygıyı yükseltir, hem onaylanma ihtiyacını sürükler çocuğu sürekli. Ama aynı zamanda bir o kadar da iletişimi koparacak bir şeydir, kıyaslanma. Aslında düşündüğünüzde bu anne babada da kaygıyı arttırıyor sanırım, değil mi? Başkalarıyla çocuğunu kıyaslaması. Evet. Hem çocuğu kaygılandırıyor hem kendilerini de. Evet, aynen öyle. Çünkü hem çocuğun kendini kabul edilmediğiyle dair mesajlar gitmiş oluyor. Hem de daha fazla şey yapması gerektiğiyle ilgili yine mesajlar gidiyor aileden, çevreden. Ve olması gerekenin çok daha ötesinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bir çocuğun yapısı ve kapasitesi var. Bir çocuk tamamen bir bireydir ve tektir. Evet. Bir başka çocukla ikiz bile olsa aynı değil. İki kardeş ikiz oluyorlar ve ikisinin de çok farklı özellikleri olduğunu görüyoruz. Birinin bir konuda daha başarılı olduğunu, birinin başka bir konuda daha iyi ve eğilimli olduğunu görüyoruz. O anlamda ikiz bile olsa çok farklılar insanlar birbirlerinden. Hele ki kardeş bile olmayan iki kişinin nasıl bir özellik benzerliği olabilir? Ama aileler bunu kıyaslayabiliyorlar. Kıyaslamak önemli bir hata.
çocuğu kaygıya iteleyen, memnuniyetsizlik yaratan, kendine karşı bir memnuniyetsizlik yaratan bir uyaran. Hı hı. Bu bölüm seçme konusunda da az önce dediniz ya, anne baba farklı bir bölüm istiyor, çocuğun başka bir yere yatkınlığı evet. olabiliyor. Ama burada çocuğun kendisinin yaşadığı bir kaygı var mı peki? Puanım yetmediğinde şu daha düşük puanla farklı bir bölüme gitme gibi. Hani istediği bölüme yetmediği için farklı bir bölümü seçme kaygıları oluşabiliyor mu çocuklarda? Evet, daha iyi hedefleyip aslında başka bir yerlere gidebilecek evet. durumda olan çocuklar olabiliyor. Bu da kendini iyi değerlendirememekle alakalı. Yani çok üst sıralarda puanlar hedefleyip ama aslında gidebileceği yerin çok oralarda olmadığını gördüğümüz genç arkadaşlarımız var tabii ki. Hı hı. Bu bilişsel süreçlerle alakalı kendisini iyi değerlendirebilme becerisinin eksik olduğunu görüyoruz. Kendisini, durumunu, pozisyonunu, performansını, bütün bunların hepsi bir bütün. Bunları iyi değerlendirebilmesi gerekiyor. Bu anlamda hem yani ailenin iyi bir ayna olması gerekiyor. Tabii yüksek beklentiler aynanın bozuk olduğunu gösteriyor. Yüksek beklenti ailede de varsa, çocukta da varsa kendini iyi değerlendiremediğini gösterir. O zaman iyi bir ayna da yok. Aile de bunu iyi yansıtamıyor. Bir destek almak gerekiyor. Hı hı. Burada peki okul hayatında ve dershane hayatında yaşadığı kaygılar var mı? Öğretmenler tarafından çocuklara yansıyabilen? Evet. Ya tabii sınav sistemi var. Şu anda hı hı. hepimizin bildiği bir yarış gerektiren bir sınav evet. durumu var. Ve bu konuda işte dershaneler var, etüt merkezleri var, özel dersler var. Zorunluluk da bir hal. Çünkü o sınavı, o yarışı herkes iyi bir şekilde hazırlanmak istiyor. Ve hocalar da bu işte işin koçu. Yani bir yönetim, işin yönetimini yapıyorlar öğrencilerle ilgili. Ve her noktayı kontrol etmek istiyorlar. Yani hani görüyoruz ki geç saatlerde bile arayıp işte ders çalışıyor mu çalışmıyor mu diye arayan hocaları var. Yani genel olarak var, çok da az sayıda da değil. Hı hı. Her şeyi kontrol altına alıp en az başarısızlık istiyorlar. Yani mükemmeliyetçi yapı orada da devam ediyor. Evet. En az başarısızlık ya da en az hatayı hedeflediğimiz zaman bir yerler kötü gidecek demektir. Yani sonuçta bu çocuğun bir hayatı var. Bu bir genç, bu bir ergen ve evet gelecek planlıyor. Evet bu yıl üniversite sınavı gibi zor bir süreç ve belirsizliğin de içinde olduğu, kaygının da böyle dolup içine yerleşeceği bir süreç. Bütün bunların içinde kendisinin kontrolünü sağlayamadığı şeyler onda kaygı yaratacaktır. Hı hı. Kaygı sürekli desteklenecek, destekleniyor bu bahsettiğimiz şeylerle. Öğretmen işte arıyor, dershane arıyor, okul öğretmeni takip ediyorsa o arıyor, özel ders öğretmeni arıyorsa bir sürü böyle kaygıyı destekleyen, körükleyen, hı hı. bütün bunların üstüne aile tabii ki kayıtsız kalamıyor. Aile de bu süreçleri takipçisi. Aile de işte akşam çalıştı mı, şu kadar soru çözdü mü? Ben anlatırken bile kaygılanıyorum. Değil mi? O yaştaki bir çocuğa aslında birçok yerden baskı evet. yapılmış oluyor diyebiliriz sanırım, değil mi? Yanlış olmaz. Peki anne babaların yaptığı hatalar neler oluyor? Az önce aslında bunları konuştuk ama size daha çok hangi sorunlu yöneltip de geliyorlar? Ya da çocuğun aileyle ilgili ya da az önce söylediğiniz öğretmeniyle ilgili sıkıntıları neler oluyor? Size yansıttıkları nelerdir? Evet. Şimdi her iki durumda da gelebiliyorlar. Hı hı. Bazen aileler bu çocuk çok çalışıyor ve biz bunu durduramıyoruz diye geliyorlar. Bazen de bu çocuk hiç çalışmıyor ve biz ne yapalım diye geliyorlar. Ortası yok. Ortası evet, yani ortası olduğunda zaten çocuk sorun kendi olmuyor. Kontrolünü yapıyor ve hı hı. işler yolunda gidiyor demektir. İşte o durduramadıkları çocuk yüksek düzeyde mükemmeliyetçi yapısı olan çocuklar. Hı hı. Çok iyi hedeflerler her zaman ve dolayısıyla iyi kaçırırlar. Bir süre sonra o çocukların kaygısı o kadar yüksek olur ki böyle sürekli ders çalışıp ama uzun gün içinde uzun saatler boyunca ders çalışmaya zaman ayırıp birkaç zaman sonra bakıyoruz ki bu çocuklar tak diye ders çalışmayı bırakıyorlar. Yani sıfır çalışma. Böyle çünkü kaygı o kadar yükselmiştir ki kendisini kontrol etmek artık sıfırlanmış. Dolayısıyla kaygı ile ilgili belirti ve bulgular çok fazlalaşmış ve artık hiçbir şeyle ilgilenecek ya da hiçbir şeye konsantre olacak halde değildir. Evet. Psikosomatik sorunlar
baş göstermiştir. İşte bilişsel anlamda kendini kontrol edemiyor. İşte ben yapamayacağım, beceremeyeceğim. İşte yapıyorum, yapıyorum, olmuyor. Çünkü yapıyor, yapıyor ve kaygıyı da arttırıyor. Kaygı arttıkça artık konsantre olamıyor. Konsantre olamadıkça bir süre sonra bir önceki başarısını yakalayamıyor. Yakalayamadıkça tedirginliği artıyor. Bütün bunlar bir kısır döngü halinde devam ediyor. Hı hı. Ve artık bir iflas hali söz konusu. İşte yüksek kaygı, artık negatif kaygının artık pik yaptığı nokta bu ve çoğu zaman artık ilaç kullanmayı gerektiren durumlardır bunlar. Biz genelde kaygı sorunu yaşayan çocukların, gençlerin işte sınava bir hafta 10 gün kala, 20 gün kala değil de çok daha erken dönemlerde bir destek almaya başlamalarını öneriyoruz. İşte bir 6 ay önce, belki 8 ay önce. Çünkü psikoterapi süreci biraz uzun sürüyor. Öyle 1-2 görüşmeyle değil, daha uzun sürebiliyor. Ve ilaç kullanmak gerekecekse, böyle kaygı düzeyinde yükselmiş durumlar söz konusuysa, o zaman bir psikiyatrik destek de gerekecekse, ertelemeden yönlendirmek açısından son zamanları bırakmamak gerekiyor. Ve uygun zamanda başlamak daha doğru. Bu süreçte peki uygulanan yöntemler nelerdir psikoterapi sürecinde? Evet, biz gençlerle görüşürken öncelikle kaygı düzeyini değerlendiriyoruz. Ne düzeyde bir kaygıya sahipler? Kaygılılar mı, kaygılı değiller mi? Yoksa bu kaygı aileden mi geliyor? Yani çocuk rahat ama aile mi bu konuda kaygılı ve işte bu çocuk çalışmıyor diyorlar. Belki de çocuk gerçekten yeterince çalışıyor. Evet. Yeterli performans ve durum söz konusu. Kendine de zaman ayırıyor, çalışmaya da zaman ayırıyor. Çünkü o yılı derin dondurucuya gezme, dolaşma anlamında koymak doğru değil. Yani sadece çalış, başka hiçbir şey yapma. Bu doğru değil, bunu önermiyoruz zaten. Ama çocuk bunu dengeliyor. Genç arkadaşımız geziyor da ama ders de çalışıyor. Yapması gereken düzeylerde bir performans da gösteriyor. Ama aile daha fazla şey bekliyorsa biz bazen o konuda ailelerle çalışıyoruz. Yani burada ailelerin istediği genelde sürekli evde çalışıp oturup da evde çalışması oluyor sanırım, değil mi bu ailelerin? Evet, bu kaygı düzeyi yüksek ailelerin istediği şey bu. Yani yeterli bulmuyor çocuğu. İşte yüksek bir hedef koymuş muhtemelen aile. Ve o hedefi tutturması için de böyle çalış diyor işte. Şu saate kadar çalış, şu kadar uyu diyor. Ya da şu saatte gel yemek ye, kalk işte şu kadar şunu yap. Yani her şeyi kontrol ediyor. Her şeyi çocuk adına anne baba kontrol ediyor. Yapabilir. Yani bu sınava giren yaş grubu 18 civarında. Evet. Bu yani 14 yaşında bir yetişkin zekasına sahip olduğunu biliyoruz biz bir insanın. Artık bunu değerlendirebilir. Birçok anlamda kendi kararını alabilir. Bazı farklı noktalarda destek alabilir. Mesela bir öğretmen desteğine ihtiyaç duyabilir. Ya da ev ortamındaki düzenlemeler açısından ailenin desteğine ihtiyaç duyabilir ve ailenin yapması gerekir. Ama onun dışında her kontrolün aile yaptığı noktada, her kontrolü aile yapmaya çalışırsa o zaman çocukla ilgili süreçler bu sefer karışmaya başlar. Burada ailenin biraz daha ortada olması için, davranışlarını daha normal bir şekilde sergileyebilmesi için ne önerebiliriz peki bu gibi durumlardaki ailelere? Evet, yani ailelere öneririm. Öncelikle yani çocuklar onların bir projesi değil. Yani bunu çok böyle büyük puntolarla kendilerini, hatta unuturlarsa bir yerlere yazsınlar böyle bir panoya, bir buzdolabının üstüne. Çocuğum benim projem değil. Yani onu böyle iyi ve mükemmel yapmak zorunda değiller. Oradan puan almayacaklar. Evet. Bu sınav çocuğun kişiliğini ve zekasını da ölçmüyor. Bunu çok iyi kendilerine hatırlatırlarsa biraz belki rahatlarlar. Çünkü bu çocuğun yaşamıyla ilgili bir karar, bir tercih. Başka tercihler de var. Yaşamda bir sürü tercihler de yapacak bundan sonraki süreçlerde. Ve bu sınav onun yaşamla ilgili sıçrama tahtasından bir tanesi değil. Ya da başarının tek sıçrama tahtası değil. Başka yaşamın başarı alanları da var. Başka anahtarları da olacak. O var. Dolayısıyla bu kapı tek ve kapanırsa açılmayacak başka kapı yok gibi algılamamak gerekiyor. Ama bunu çocuktan önce ailenin algılaması gerekiyor. Ailenin çünkü kaygısı yüksekse çocukta da yüksek oluyor. Evet, aileden daha çok yansıyor çocuğa. Evet, evet. Çocukların peki bilmeleri gereken neler, onlara neler önerirsiniz sınava girecek kişilere? Bir kere sınavdan önce, sınav sırasında ve sınavdan sonra diye böyle üç boyutta öneriler sırası, verelim. Sonrası. Evet, sınavdan önce normal zaman diliminde çalışma performans, çalışma ortamları, yani hem çalışma sistemleri, hem zamanı iyi değerlendirip değerlendirmedikleri, hem çalışma ortamları açısından bir gözden geçirsinler genel olarak.
Yani ben bu çalışma ortamım doğru mu? Bazen çok karma karışık odalarda çalışıyor genç arkadaşlarımız. Ben burada iyiyim, rahatım diyor ama karışık ortamlar genelde rahat ortamlar olmaz. Bu etkiliyor mu gerçekten? Kimi işte onları konuşurlar, hani dağınık ortam beni etkilemez, orada da çalışabilirim, ya da müzikle çalışılması bazen söylenmez, müzikle çalışanlar olur. Bunun gibi çok çalışma teknikleri vardır aslında, ama bu kişiden kişiye göre değişen bir durum mu, yoksa gerçekliği var mı bunların? Müzikle ilgili olan boyutta şunu söyleyebilirim. Genelde klasik müziğin ve hafif düzeydeki klasik müziğin olumlu etkilediğiyle ilgili bir şeyler söz konusu. Onunla ilgili birkaç çalışma okumuştum. Ama çalışma ortamının dağınıklığı bu konuda sanırım herkes hemfikirdir. Çünkü siz bir eşyanızı bile ararken karışık ortamda kolaylıkla bulamazsınız ve o size zaman kaybettirir. Dolayısıyla daha düzenli ve özellikle boş bir masa ve baktığı alanda da, yani duvara bakıyorsa o duvarın da boş olması ve sade olması çalışmayı olumlu etkileyecektir. Çünkü siz göze ne kadar göze, kulağa ne kadar fazla farklı uyaran verirseniz o kadar dikkatiniz farklı alanlara yayılır. Dolayısıyla eğer bir noktaya da almanız gereken işte bu o kitap okuyorsanız, test çözüyorsanız, tek bir noktaya odaklanmak istiyorsanız bütün uyaranları sıfırlamanız gerekiyor ve en yüksek konsantrasyon diğer taraftaki en düşük uyaranla alakalıdır. Buradaki tek uyarana verebileceğiniz ilgi o zaman dışarıda hiç uyaranın olmamasıyla alakalıdır. Evet, yani dikkatlerinin dağılmaması için dağınık olmayan bir odada çalışmak gerekiyor. Evet. Ev ortamında bu konuda ailede zaten özen gösteriyordur. Göstermiyorsa bile ev ortamının çocukla ilgili bir alanda işte ses veya başka hani misafir vesaire, onlara zaten dikkat ediliyordur. Genel olarak gözlediğim zaten böyle bir problem yok. Herkes çok çünkü yüksek bir uyarılmışlık söz konusu. Misafir kabul edilmiyor. Herkes işte böyle bir Erteleme halinde. Bunu öneremiyorum bile. Misafir kabul etmeyin falan, ama tabii ki kabul edilmesi gerekiyor. Normal yaşam akışı devam etmesi gerekiyor. Normal gündelik hayat aksın ama çocuk için o çalışma alanında korunsun. Yani aile o yılını durduruyor. Çocuk durduruyor, baba durduruyor. Kardeşin hayatı durmuş oluyor o yıl. Çünkü dondurulmuş bir yıl değil. Yani çocuk için geçirilen o çocuğa ne kadar faydalı olunabilirin sorusunun cevabı, çocuk onu kendisi için en yararlı nasıl geçirebiliyorsa öyle. Gezmeye de zaman ayırması gerekiyor. Arkadaşlarıyla da dolaşsın. Daha önce, geçen sene, iki sene önce ayda iki kere sinemaya gidiyorsa yine sinemaya gitsin, bir kere gitsin. Yani gezme dolaşmasını biraz küçültsün belki hacmini, ama sıfırlamasın. Sıfırlandığı zaman, çünkü yüksek düzeyde geriye kalan zaman çalışmaya gider diye düşünülüyor ama değil. Bu sefer başka sıkıntılar başlıyor. Peki sınav sırasında ve sonrasında neler önerebilirsiniz? Az bir süremiz kaldı. Bunları da söyleyelim. Sınav sırasında da arkadaşlarıma, sınav sırasında sağdaki soldaki arkadaşlarına dikkat ediyorlarsa etmesinler. Çünkü negatif düşünceler, eğer işte yine genelde düşündükleri şey yapamayacağım, başaramayacağım, beceremeyeceğim gibi düşünceler geliyor ve bu negatif düşünceler bir başka uyaranla tekrar hatırlanıyorsa, mesela diyelim ki yan sıradaki arkadaşa sayfaları çeviriyorsa, bazen şunu söylüyor arkadaşlarımız, diyorlar ki işte o çok sayfayı geçti, demek ki ben hala ilk sayfadayım ve geri kaldım diye düşünüyorum diyor. Karşı taraftaki durumu böyle değerlendiriyor. Negatif olarak algılamaya hazır. Ya da işte bir ses duyuyor, ya da işte kaleminin ucunu takıyor ön sıradaki bir arkadaş. Onun sesini duyunca işte diyor ki ben, o bir sürü soru çözdü herhalde ki ucu bitti, ben geri kaldım diye düşünebiliyor. O sırada bunlarla ilgilenmesin. Biraz bu problemleri durdursun, durdurma tekniğini kullansın. Tıpkı bir trafik polisi gibi durdur desin kendi düşüncesine, durdursun ve bunu ya daha sonra düşüneceğim desin. Bu da bir teknik. Ya da şu anda bununla ilgilenmeyeceğim, şu anda sınavla ilgileneceğim desin ve o düşüncelerden uzaklaşmaya çalışsın. Nefes almak, doğru nefes almak çok işe yarar bir tekniktir. Çok kaygıların yükseldiğini hissediyorlarsa burundan nefes alıp bunun iki katı sürede ağızdan vermek çok etkilidir. Çünkü nefes almak tüm vücuda, vücudun her hücresine daha fazla oksijen gitmesidir. Daha dinç olur. Kişi sakinleşir. Bunu yapsınlar. O sırada kaygılarını gidermek için eğer biraz daha bir şeylere ihtiyaç duyuyorlarsa, daha önce çok keyifli geçirdikleri bir zaman dilimini hatırlasınlar.
akıllarından geçirsinler bunu. Bir iki dakika gözlerini de kapatarak o andan uzaklaşmaya çalışsınlar. Eğer kaygı düzeylerinin yükseldiğini hissediyorlarsa. Sonra tekrar kaldıkları yerden devam etsinler. Özellikle bir soruya takılıp, hani bazen bunu çok yapabiliyorlar. Bir soruya takılıp uzun bir süre geçirebiliyorlar. Orada takılmasınlar ve eğer ki çok emin değillerse bir not alsınlar bir kenara. Sonra sonlara doğru tekrar oraya dönecekleriyle ilgili bir not almış olurlar ve dönerler. Sürelerini de böylece iyi kullanmış ve kendi kontrollerinde olduğu için de rahatlamış olurlar. Evet, Filiz Hanım, sınav sonrası için de bir cümle alalım sizden. Evet. Bir kere sınav sonrası için bir plan yapsınlar. Kendimi şununla ödüllendireceğim. Kendilerine bir ödül versinler. Desinler ki ben sınav sonrasında işte çok keyifli bir yemek olabilir, gezmek olabilir, arkadaşlarıyla buluşmak olabilir, ailesiyle bir şeyler yapmak olabilir ama ne olursa olsun bir keyifli bir plan yapsınlar ve onunla kendilerini ödüllendirsinler. Yeni planlar yapsınlar ders çalışmayla ilgili. Daha önce yaptıkları hatalar varsa bunu gözden geçirsinler ve daha önümüzde bir sınav daha olacak. Onunla ilgili çalışma programlarını gözden geçirsinler. Peki, çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz değerli bilgiler için, önerileriniz için. Sınava gireceklere de buradan başarılar dileyelim. Sevgili izleyenler, bugün bize verilen sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.